İnsanda bu kadar eşek şansı olamaz. Alçak saadetsiz, bensiz tatillere bile gidiyor. Ay hiç olmazsa otobüs bir kaza yapsa. Ay çıldıracağım. Herif göktaşından kurtulduğu yetmiyor gibi tatile gidiyor. O da yetmezmiş gibi otobüste bir kadınla tanışıyor. E pes artık ama pes. Ya boş ver, takma kafana be Reyhan. Alt tarafı bir tatil, kaçmıyor ya. Hayır kaçıyor. Ali Bey yalvararak kazandığın tatil bugün başlıyordu. Aa öyle mi, çok üzüldüm. O zaman başka zaman bir daha yalvarırsın, başka bir tatil daha kazanırsın. Kolaydı sanki. Telefon düşürmek ne kadar zor biliyor musun sen? Ben tam 7 aydır uğraşıyorum. Yanlış numaraları ödediği para tam 400 milyon lira. Ne haber? İşim olmasa gelirdim ama dedim ya Reyhancığım, çok önemli bir işi bitirmem lazım. Bu kızın durumuna da üzülmüyor değilim yani. Umutsuz aşklara en iyi örnek Reyhan'ın aşkıdır. Valide Sultan geldi. Hoş geldiniz. Kız kardeş Sultan da geldi. Tamam, kız kardeş Sultan kapıyı kapata gel. Aman. Gelin gelin, hoş geldiniz anne. Evet, bunu tüm kalbimle istiyorum Masar. Tamam anne, hemen Ankara'ya gidelim. Abi sahiden kabul ediyor musun? Biraz zor oldu ama ben ikna ettim Firdevs Hanım. Yani Ankaralı kıza görücü gitmeyi istiyor musun sahiden? Dalga falan geçmiyorsun değil mi? Aa yalan mı söyleyeceğim canım? Dedim ya hemen Ankara'ya gidebiliriz. Yaşasın! Abim Ankara'ya gidecek. Evde bir bayram havası. Oh, oh. Annem beni evlendirecek. Demin kişiniz buydu Masar Bey. Sizden nefret ediyorum. Oynayacak o kadar çok oyuncak varken neden benim gururumla oynadınız sanki? Tatsız bir durum yok inşallah. Masar? Yok yok Önder Bey. Reyhan'a birileri bizim duvarların ağlama duvarı olduğunu söylemiş. O da arada bir girip böyle ağlar gider yani. Çok yaşayın Menkıbe Hanım efendim. Çok teşekkür ederim efendim, siz de görün. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim efendim. Ben de bizimkiler işi bitirdiler mi diye uğramıştım. İşi bitirdiniz mi bakalım? Bitirmez olur muyuz Önder Bey? Hemen getireyim bakın. Aa üstüme iyilik sağlık, ne oluyoruz canım? Çok yaşayın hanımefendiciğim. Çok teşekkür ederim efendim, siz de görün. Tırsız. Aa ayak altından zırp atar ya kızım be. Önder Bey efendim, hazır işte. Buyurun efendim. Çevirin. Kız da var, devam ediyor Önder Bey. Harika. Müthiş. Böyle bir iş çıkaracağınızı biliyordum zaten. İşin içinde minik kuşum olunca muhteşem olmaz da başka ne olur ki? Ne de olsa soyumuz ta 3. Mahmud'a dayanıyor. Ben olmasaydım görürdün sen o muhteşemi. Evet çocuklar, bu işi birlikte kurguladığınız için prezentasyona birlikte gideceksiniz. Çünkü benim başka bir randevum var. Ne güzel tatile gidecektik. Ben kızgın kumlardan deniz suları atlayacak. Ondan sonra da Masar Bey'le birlikte suda deve güreşi yapacaktım. Ne güzel bir ikili oğlum. Rakip bile tanımayacaktık. Neden kabul etmedin? Neden? Bir dakika. Ben niye ağlıyorum ki? Madem öyle, işte böyle. Masar Bey'den intikamımı alacağım. Onu pişman edeceğim. Eğer tatile başka birisiyle gidersen Mazhar Bey de kıskançlıktan çatlar. Görürsün bakalım Mazhar Bey. Önder Beyciğim yardımcı olun ama biraz. Mazhar'ımla Ankara'ya çok hayırlı bir iş için gidecekti. Ah çok isterdim Menkıbe Hanımefendiciğim ama mümkün değil. Sizi kırmak istemem ama bu iş hiç de sıradan bir iş değil. Bize bu konuda yardım ederseniz inanın size çok minnettar kalırım Önder Beyciğim. Ah inanın elimden gelse sizi Apo'yu getiren özel uçakla gönderebilirim ama şu sıralar mümkün değil. Hay Allah, tam da Masar evlenmeye razı olmuştu. Çok yaşayın ama üzgünüm, tüm randevular alındı, herkes Masarları bekliyor. Ay bu gidişle Masar İstanbul'dan çıkamayacak, göktaşından da kurtulamayacak. Çok da az bir zamanı kaldı. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Ya bir an düşündüm de bu prezentasyon işine Müfit'le birlikte gitsem daha iyi olacak herhalde. Ne de olsa insanlar işin başında patronu görmek istiyorlar. Çok sağ olun Önder Bey.
Çok yaşayın ve de siz de sağ olun. Hadi bakalım Müfit, yüklen dosyaları, gidiyoruz. Başlıyorum efendim. Efendim sizin Ankara'daki hayırlı işinizde hayırlı başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Önder Beyciğim. Çok naziksiniz. Yani bir o kadar da incesiniz. İnanın döndükten sonra mutlaka size teşekkür edeceğim. Bekliyorum. Oh be, çok şükür. Masarı Göktaş'ından kurtarabildim. Gerçi Firdevs'e Menkı Bey'i de kurtarmış oldum ama olsun. Allah Önder Bey'den razı olsun. Firdevs, sen hemen telefon et Ankara uçağında 3 kişilik yer al. Tamam hadi. Anne ne oluyor sana? Ay çok kötü. Ay yanıyor. Abi, annemi hemen şuraya yatıralım. Gel anneciğim, gel. Gel. Ben bir doktor çağırayım hemen. İnşallah bir şey yoktur. Evet efendim, bu kesinlikle bir Güney Kore gribi. Güney Kore gribi mi? Hayret, Çin gribini duymuştum da Güney Kore gribini ilk defa duyuyorum yani. Efendim Güney Koreliler kesinlikle grip konusunda Çinlerden daha ileriler. Efendim neyse, Menkıbe Hanım'ın kesinlikle bir hafta boyunca yataktan kalkmaması lazım. Tam da hastalanacak zamanı buldu Mendebur cadı. Bu ilaçları kesinlikle alın. Tabii alırım doktor bey, sağ olun, alırım. Reçete yazdı şimdi, ben onları alacağım. Ve kesinlikle ayağa kalkmayın. Maazallah gidersiniz. Gidersiniz. Ağzınız aynı. Evet. Buyurun bu tarafta. Orası Güney Kore'ye gidersiniz. Ay. Aman. Ay ölüyorum. Ay her tarafım dökülü. Ay nasıl hastalıkmış bu? Bu durumda Ankara işi yatar herhalde. Ay inan adım atacak halim yok. Söyleriz kızın ailesine. Artık bir hafta sonra geleceğiz deriz. Yok, olamaz. Hoppala. Doktor geri mi geldi acaba? Ha, baba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim, siz nasılsınız? Masar bak. Ben Mersin'e gidiyorum, sana son kez soruyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Annem çok hasta, bu durumda gidemem tabii. Git işte babamla. En azından adamcağızı bir kerecik olsun faydan dokunur. Aa, Menkıbe Hanım hasta mı? Geçmişler olsun Menkıbe Hanımcığım. Ay çok kötüyüm Gazanfer Bey. Sizi bu durumda bırakıp gitmek olmaz. Ben de gitmiyorum Mersin'e. Bir bu eksikti. Bari ben şu reçeteyi yaptırıp geleyim. Anne ben reçete... Sağ ol. Anne reçete yaptıracağım, bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Çabuk gel abi, tamam, bekletme. Hayatım, sen anneni boş ver de hani Firdevs'le şu Ankara'daki kıza bir gitsen. Saçmalama Allah aşkına, annem olmadan kız görmeye gidilir mi? Çok ayıp olur ya. Ama aşkım gitmelisin, mutlaka gitmelisin. Canım kız kaçmıyor ki, bir hafta sonra giderim. Buldum. En iyisi sen Reyhan'la tatile git. Hoppala, ne alaka şimdi? Belki onunla orada evlenirsin. Mühim olan senin evlenmen. Hem sen tanıdığın birisiyle evlenirsen içim daha rahat olur. Ruhsar emin misin? Sen o salağı pek sevmezdin ya. Yok canım, ben severim Reyhan'ı. Hadi hemen evine git söyle. Fazla zamanımız kalmadı. Ne zamanı? Yok canım, ne zamanı? Yani zaman kaybetmeyelim, siz bir an önce tatile çıkın diyorum. Ne kadar erken tatile çıkarsan o kadar erken bronzlaşırsın. Muhteşem tatil hediyesine eşlik etmek için ben kulunuz Bakkal Muhteşem'i tercih ettiğinizden dolayı saygı ve sevgilerimi takdim ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Reyhan Hanım, gerekli bir tatil için ideal her bir şeyi yanımda getirdim. İsterseniz getirdiklerimi hep birlikte test edip onaylayalım. Onaylayalım. Bir adet ördek kafası caz simidi. Bir çift palet. Tabii ayak ölçünüz müsaitse bunu sizle paylaşabiliriz Reyhan Hanım. Ve akşam gezmelerinde ayağım rahat etsin diye de bir çift takunya getirdim. Ay çok güzel. Ben de akşamları sahilde ateş yakarız diye bir çeki odun götürüyorum. Çok iyi etmişsiniz. Bir de ben işte dışarıda yemek yiyip yemeğe çok fazla para vermeyelim diye dükkandan bir takım şeyler getirdim. Örneğin peynir, efendime söyleyeyim zeytin, efendime söyleyeyim ne var burada, mercimek var, ondan sonra makarna var. Aa baba! Merhaba Reyhan. Evleri karıştırdınız galiba. Burası benim evim. Reyhan, ben düşündüğüm kararımı değiştirdim. Seninle tatile çıkmaya karar verdim. Yaşasın. Sonunda beni kıskanacağınızı biliyordum zaten. Ama peki ben ne olacağım? Kusura bakma. Sen de kendin tatile git muhteşem. Ama biz ikimiz deve güreşi ikilisi olacaktık. Hani akşamları sahilde ateş yakıp etrafında darbuka çalacaktık.
Hani birbirimizi kuma gömecektik denizde diye sesler çıkaracaktık hani. Yazıklar olsun İlhan Hanım. Gece kondu yıkan belediye tepçeleri gibi bütün hayallerimi yıktınız. Yazıklar olsun. Anne, düşündüm taşındım ve çok yıprandığıma karar verdim. Bu yüzden de Reyhan'la tatile gitmemin benim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Keşke Menkübe Hanım hasta olmasaydı da biz de size eşlik edebilseydik. Güzel, güzel, çok güzel. Ay, ama madem öyle, bari evlenin de öyle gidin evladım. Nasıl yani? Yani ne olur ne olmaz. Hastalık bu. Belli mi olur? Bari mürüvvetinizi göreyim. Belki dönüşünüze kadar yaşayamayabilirim. Evet. Yüzlerce kez, binlerce kez. Evet. Ne olur evlenelim, ne olur. Hep böylece balayına da gitmiş oluruz. Evet abi. Reyhan'a ilk defa ve şiddetle katılıyorum. Eğer evlenmezsen gözlerim açık giderim. Böyle mel mel sana bakıp dururum. Sen de vicdan azabından kahrolursun. Gözüm abla. Gökteş'in İstanbul'a çarpmasına ne kadar kaldı? Ah, çok az bir zaman kaldı. Göktaş'ı yarın öğlen saat 14'te İstanbul'a çarpacak. Yani masanın İstanbul'dan öğleden önce ayrılması gerekiyor. Oh, oh Allah'ıma bin şükürler olsun. Hasta yatağımda bile olsa sonunda minik kuşumun mürüvvetini görüyorum ya. Hadi artık kıyılsın şu nikah ya. Ay, bu sefer evleniyoruz galiba. Ali Veli Bey'in verdiği tatil hediyesi uğurlu geldi. Evet, Masar Bey ile Reyhan Hanım'ın belediyemize yapmış oldukları 94. evlilik müracaatı incelenmiş ve yine uygun bulunmuştu. Aman hadi ya. Pardon, izninizle. Allah kahretsin, herifin telefonunun çalacağı tuttu ya. Alo, ooo Mahmut abi nasılsın? Ben iyiyim. Ne olsun be abi, nikah mikah öyle uğraşıyoruz işte. Anlat anlat, vaktim var abi, dinliyorum. Ha, ne oldu, Fener kimleri transfer ediyor? Hadi ya, ciddi misin? Çok iyi abi. Ayda, ne oluyor ya? Nazar mı değdi acaba? Artık bizim nikahımıza başlasanız nasıl olur acaba? Daha işimiz gücümüz var değil mi ama? Pardon Reyhan Hanım, hemen kıyıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Hay Allah. Nikah defteri yerine belediyenin kasa defterini getirmişim. Kusura bakmayın. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Beklerseniz hemen gidip alıp geleyim. Aa, nikah defteri de buradaymış. Dalgınlık işte. Nikah defteri buradaysa kıyım işlemine başlayalım. Çabuk. Tüh, şanssızlık işte. Ay. Kalemin mürekkebi bitti. Kalemin mürekkebi bitti dedim de aklıma geldi. Bununla ilgili çok komik bir anım vardı. Durun anlatayım. Bir gün Çanakkale'de toplu nikah şöleni vardı. O gün tam 600 çiftin nikahını kıyacağım. Olacak depremi düşünebiliyor musunuz? Vallahi delireceğim, resmen delireceğim. Ha? Bir sürü kalemimiz oldu. Artık nikah kıyım işlemine geçebiliriz. Ay hadi. Hadi. Özür dilerim, benim çişim geldi. Hemen tuvalete gitmem lazım. Müjde Ruhsar'cığım, Göktaş'ı dünyaya 5000 kilometre kala başka bir göktaşı ile çarpışarak parçalandı. Yani İstanbul tehlikeyi atlattı. Yaşasın. Kurtulduk. Evlenmene de gerek yok. Anlayamadım. Nasıl yani? Boşver. Ben sana sonra bütün bu olanları uzun uzun anlatırım. Ama artık evlenmenin hiç gerek yok hayatım. İyi, o zaman ben de evlenmem. Zaten çok da istemiyordum. Ben evlenmekten vazgeçtim. Herkese iyi günler. İyi günler. Bir sonraki nikahta buluşmak üzere yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hayır, yine mi? Ben bütün evlenemeyecektim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.
saçım ölmemiş.